Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Nisan ve Mayıs ayları kitap mütalaamızla birlikteyiz. Nisan ayımız için Cami ve İlim adlı Diyanet Başkanlığımızın yayınları arasından çıkan bu kitabımızı belirlemiştik. Kitabımızın ana özelliği şu: geçen yılki Camiler ve Din Görevliler haftamızda ana tema olarak cami ve ilim konusu belirlenmişti. Bu minvalde hocalarımızın kaleme aldıkları çeşitli yazılardan meydana geliyor. Cami ve ilim konusu hakikaten İslam tarihi boyunca günümüz açısından ve kıyamete kadar tazeliğini hiç kaybetmeyecek bir konudur. Çünkü İslam medeniyeti insanlık tarihine damga vurmuş. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Efendimiz Aleyhisselam'dan sahabe-i kiram kanalıyla günümüze kadar İslam medeniyeti bütün insanlığa madden ve manen yön vermiş bir medeniyettir ve bu medeniyetin merkezinde cami vardır. Cami merkezli maddi ve manevi anlamdaki ilmi gayretler bu sürecin merkezinde bulunmaktadır. Dolayısıyla Ali Erbaş hocamızın ön söz yazısında ifade ettiği gibi İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama tabiri caizse bu eylemin merkezi olmuştur. Medine Münevvere'ye Efendimiz Aleyhisselam gelince Mescid-i Nebevi ile beraber artık adı Yesrib olan bu mekan, bu belde Medine olmuş, Medine-i Münevvere olmuş, nurlanmış bir medeniyetin, Medine'nin, şehirleşmenin merkezi haline gelmiştir. Mescid-i Nebevi'yi Medine-i Münevvere'de efendim işte kimsesizlerin sığınağı olması bakımından, ilmi faaliyetlerin merkezi olması bakımından, irfanın merkezi olması bakımından, savaş kararlarının alındığı, Ashab-ı Suffe'nin etrafında toplandığı, mesela İmam Malik Hazretleri üzerinde Mescid-i Nebevi'ye bakacak olursak, İmam Malik Hazretleri o büyük hadis külliyatının Mescid-i Nebevi içerisinde başlatmış bu süreci, Mescid-i Nebevi, Nebi merkezli devam ettirmiş. Bunun birçok örneğini İslam tarihi boyunca birçok yerleşim yerinde kadınların da çocukların da bu ilim halkalarına dahil olduğu birçok camiyi görmemiz mümkündür. Ali Erbaş hocamız işte Fas'taki Karaviyyin Camii'ni ve onun hemen bitişindeki Karaviyyin Üniversitesi'ni, Tunus'taki Zeytuniye Üniversitesi'ni, Bağdat'taki Mansur Camii'ni, İstanbul'da Süleymaniye Camii ve Külliyesi gibi birçok örnekleri ön söz kısmında ifade etmişler. Ve bilgiyi güç devşirmek için değil, insanlığın huzuru için Müslümanların kullandığını ve bunu cami merkezli olarak ilim hayatının içinde ve sosyal gerçeklikten koparmadan çağın meselelerine dikkate alan bir yaklaşımla Müslümanların meseleleri ele aldığını ifade etmişler. İlk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Alak Suresinin ilk emrinin oku olduğuna vurgu yapıp hikmeti beyan eden, akletme, tefekkür, tedebbür ve tezekkürü vurgulayan ayet-i kerimeleri ilim, ibadet ve güzel ahlak bütünlüğüyle sağlam bir inanç, şuur ve kişilik oluşturmak için Müslümanlar kullanmıştır diyorlar ve cami ve ilim merkezli serüvenin gerek 18. gerek 19. yüzyıldaki özellikle batı tandanslı negatif yöndeki batının daha doğrusu pozitif bilimlerde ilerlemesiyle İslam dünyasında belki bu ilerlemeyle orantılı olarak ilmi gelişmelerdeki gerilemeye ve bunun sebeplerine ana başlıklarıyla dikkat çekip Camiler ve Din Görevliler Haftası dolayısıyla bu kitabın hazırlandığını ifade ediyorlar. Profesör Doktor Mustafa Ağırman hocamız ilmin önemi başlıklı yazısında ilim insanın kendisini bilmesiyle ve kendisini tanımasıyla başlar diyor. İlim okumakla elde edilen bir değerdir. Yüce Rabbimiz bu manada ilk emrini oku olarak insanlara Kur'an-ı Kerim'de tevdi etmiştir. Bunun önemine işaret ediyorlar. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, habir kuru emektir. Yunus Emre'nin bu dizelerini dile getirdikten sonra hak kelimesinin hem Cenab-ı Hakk'a işaret eden, Allah-u Teala'ya işaret eden hem de adalet
ve hak hukuk manalarına gelen bir kelime olduğunu ifade ederek ilmin sadece dini ilimlerle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Sözlük manasının bilmek anlamına geldiğini ilmin bilgi ve bilim karşılığında kullanıldığını ifade ettikten sonra ilimle ilgili Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve kısa açıklamalarını ki birçok ayet-i kerimeye ve açıklamalarına yer veriyorlar. Daha sonrasında ilimle alakalı bazı hadis-i şerifler ve bunların kısa açıklamaları başlığı altında 6 hadis-i şerife yer verdikten sonra alim ve abid karşılaştırması yapıp sonuç ve değerlendirme kısmında bu ikisi olmadan olmaz mesajıyla yazılarını bitiriyorlar. Yani hem ilim olmalı, ilimden neşet eden, ilmi kuşanan alimler olmalı, hem de ilmiyle amel eden abidler olmalı şeklinde ifade ediyor hocamız. İkinci yazı olarak geçmişten günümüze ilim ve hikmet yuvası camilerimiz başlığı ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Selim Argun hocamız geçmişten günümüze ilim ve hikmet yuvası olan camilerimiz başlıklı bir yazısıyla bizlerle birlikte oluyorlar. Mescitlere Allah'ın evi unvanının Kur'an-ı Kerim'de verildiğini, bu manada Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi'nin konumlarına, işlevlerine, özellikle Mescid-i Nebevi'de inşa edilen Ashab-ı Suffe'nin bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada öğretmenlik yaptığı sözleriyle, vaazlarıyla, hutbeleriyle cami içerisinde ve caminin hemen kenarında yatılı mescit, yatılı bir yurt konsepti diyebiliriz. Ashab-ı Suffe için bunun konumuna işaret etmişler. Mescidin kadınlarla veya kadınların mescitlerle münasebetine işaret etmişler. Ve bunun akabinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Mescid-i Nebevi'nin bir ordugah, ordu karargahı, bir istişare meclisi gibi çeşitli işlevler gördüğünü dile getiriyorlar. Cami, mektep, ilim, hikmet yuvası efendim sıralamaları ile camilerin aynı zamanda bir mektep, ilim ve hikmet yuvası olmasını Efendimiz Aleyhisselam'ın örnekliğinde Müslümanlar olarak başarmamız gerektiğine dikkat çekiyorlar. Sonrasında Abbasiler, Endülüs'teki Nasriler, yine Emeviler dönemi, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde cami merkezli yapılan ilim faaliyetlerine dikkat çekmek açısından bu dönemlerdeki camiler içerisinde bulunan büyük kütüphanelere efendim ve hasreten Osmanlı dönemindeki Ayasofya ve Süleymaniye Camii örnekliğinde başta olmak üzere İstanbul'da, Bursa'da ve birçok İslam diyarındaki kütüphanelere dikkat çekerek konunun önemini dile getiriyorlar. Günümüzde camilerin efendim özellikle 15 Temmuz'da buradan verilen selalarla halkımızın intibahı, uyanışı için yine maddi ve manevi kurtuluşumuza bu mekanların örnek olduğunu ifade ediyorlar. Camilerimiz bir ilim ve hikmet merkezi olma özelliğini geçmişten günümüze devam ettirmektedirler. Camiler, okunan hutbeler, verilen vaazlar, her yaştan insana yönelik yapılan cami dersleriyle 4-6 yaştan başlamak üzere yine her yaştan insana yönelik düzenlenen Kur'an kursları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir tespitinde bulunuyorlar. Biz de inşallah kıyamete kadar cami merkezi bir ilim anlayışının İslam dünyasında tekrar neşvine mabulmasını ve bütün insanlığa buradan hakkın, adaletin, insanlığın, insanların anlam arayışında rehberlik yapmasını temenni ediyoruz. Ali Rıza Temel hocamız, Haseki Eğitim Merkezi Emekli Eğitim Görevlisi, din görevlerinin toplumu ilimle buluşturmadaki rolü başlıklı yazısıyla yine bu cami ve ilim kitabımızda bizlerle birlikte oluyorlar. Dinin tanımını yapıyorlar. Ali İmran suresinin 19 ve 85. ayet-i kerimelerine dikkat çekerek. Din görevlisi kimdir? Yani böyle İslam'da özel bir din görevlisi şeklinde bir grup var mıdır? Bu soruya hocamız kesinlikle aslında her Müslüman kendi dininin görevlisidir. Ancak İslam dinini anlamak, anlatmak için işte müftilik, vaizlik, imamlık, müezzinlik, Kur'an kursu öğreticiliği, kayyumluk gibi İslam tarihi içerisinde İslam medeniyetine ait
başlıkların geliştiğini ifade ediyorlar. İlim ne demektir? Bunun tarifini yapıyorlar. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu dile getirerek özellikle kendi görev yapmış olduğu Haseki İhtisas Eğitim Merkezlerine de vurgu yaparak il müftülükleri, ilçe müftülükleri, buralara bağlı Kur'an kursları, aile irşat büroları, gençlik merkezleri, efendim müftü vaiz Kur'an kursu öğretmenleri, imam ve müezzinlerle bir ordu gibi bu din adamlarının İslam'a, Müslümanlara ve bütün insanlığa hizmet ettiklerini ifade ediyorlar. Ve ana başlıklar halinde müftüler nasıl hizmet ederler? Cami görevlileri, imamlarımız, müezzinlerimiz nasıl hizmet ederler? İşte mesela camiler haftasında, Mevlid-i Nebi haftalarında veya özel dikkat çekilmek istenen konular özelinde bağlamında yapılan konferanslar, mevlid merasimleri, cenaze törenleri, nikah, düğün ve sünnet merasimleri gibi sesli ve görsel yayınlar gibi başkanlık özelinde din adamlarının topluma yaptıkları hizmetleri ifade ediyorlar. Din görevlilerinin muhatap kitlesi başlığı içerisinde efendim belki idari mekanizma içerisinde en düşük makamdan en yüksek makama kadar bilgi seviyesi açısından en düşükten en yüksek dereceye kadar her kesime din adamlarının hizmet ettiğini ifade edip bir sonuç kısmıyla bu bölümü nihayete erdiriyorlar. Dumlu Pınar Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi öğretim üyesi, şu anda aynı zamanda Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimizden Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız da ilim öğrenme, yaşama ve paylaşma sorumluluğu başlıklı yazısıyla bizimle beraberler bu kitabımızda. İlmin insanı aziz eden tarafına Bakara Suresi 31 ve Mücadele Suresi'nin 11. ayet-i kerimeleriyle dikkat çektikten sonra hangi ilim insanı aziz eder efendim? Burada ana hattıyla yani iradeyle ilim ortaya çıkmaktadır. Ve ilmin neticesinde kişi Cenab-ı Hakk'a kulluğunda şükrü yakalayabiliyorsa ki bu anlamda Kehf suresinin 109, Lokman suresinin 27. ayet-i kerimelerini delil getirerek gerçek manada akletmenin Cenab-ı Hakk'a layık kul olmayla bağlantılı, ilintili olduğunu ifade ediyorlar. İlmin en temel faydası kişiye bilinç kazandırmaktır. Ara başlığı ile varlığın ne demek olduğunu ve varlıkla var eden arasındaki zorunlu mantıksal ilişkiyi fark edebilme noktasında ilmin önemine dikkat çekiyorlar. Bu noktada da Muhammed suresinin 19. Nuh suresinin 15 ila 18, İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimelerini gündeme getirmişler. Olumsuz tavır insana zarar verir. Yani ilme bir itiraz, Cenab-ı Hak'tan yüz çevirmek ki Kur'an-ı Kerim'de buna i'raz tabiri kullanılıyor. Enbiya suresinin 32. ayet-i kerimesinde biz göğü korunaklı bir tavan kıldık ama onlar göğün ayetlerinden yüz çevirmektedirler. Yine İsra suresinin 82. ayet-i kerimesinde şifa ve rahmet namına ne varsa müminler için Kur'an'dan indiriyoruz. Zalimlerin ise sadece ziyanlarını artırır şeklinde ilme, hakka hakikate olan muarızlığın olumsuz neticesini ifade etmiş oldular. Olumlu tavır kula fayda getirir. Yani ilimde gayret etmek, ilmi murad etmek, samimi olmak, tıpkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnekliğinde olduğu gibi yakin sahibi olabilmek için ki Enam suresinin 79. ayet-i kerimesinde yüzümü gökleri ve yeri yoktan var edene döndüm. İnni veccehtu vecihiye lillezî feteras semâvâti vel arda hanîfâ ayet-i kerimesinde belirtilen hanif olarak her türlü şirkten, küfürden, nifaktan inancı, ibadetleri, ahlaki adımları temizleyebilmenin yolunun iyi niyetten, iradeden, Cenab-ı Hakk'a teslim olmaktan geçtiğini ifade ediyorlar. İlmin faydası Allah'a iman, imanın faydası dine hidayettir başlığı var. Burada Şuara suresinin 78. ayet-i kerimesi, Tegabun suresinin 11. Enfal suresinin 23. ayet-i kerimeleri özelinde beni yaratmış olan işte odur bana yolumu gösteren. Yine kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet eder. Yine Allah onlarda bir iyilik bilseydi onlara da kesinlikle işittirirdi ayet-i kerimeleriyle ilmin faydasının Cenab-ı Hakk'a kamil manada iman olduğunu
imanın faydasının da efendim kişiyi dinde hidayete ulaştırması olduğunun altını çiziyorlar. Hidayete sarılmak mümine furkan sağlar. Bu başlıkta da Bakara suresinin 282, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimelerine işaret ediyorlar. İlimden yararlanmada sığ ve seçici bir yaklaşım, seküler bilim, yani özellikle ne diyelim, sadece meseleyi tabiat kurallarına indiren, matematikselleştiren diyelim veya deneyselleştiren, aklın ölçüleriyle sınırlı tutmaya çalışan bir ilim anlayışını sığ ve seçici bir yaklaşım olarak hocamız takdim ediyorlar. Çünkü akletmek sadece varlığı incelemekle değil, var edenle ilişkisini kurmakla gerçekleşir şeklinde buradaki hataya da işaret etmiş oluyorlar. Necm suresinin 29-30, Rum suresinin 8. ayet-i kerimesini burada gündeme getirmişler. İlmin nasıl yarar sağladığına Kur'an'dan bir örnek başlığı ile Âl-i İmrân suresinin 91. ayet-i kerimesi, Fâtır 28, Yasin 11, Âlâ suresinin 9-11 ve Âl-i İmrân suresinin 193. ayet-i kerimelerini harmanlayarak, bir araya getirerek efendim var edilen, var eden ve bunlar arasındaki ilişkiyi fark etme bağlamında efendim konuyu ele alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'den bu ayet-i kerimeler özelinde diyelim, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere Allah yaratmıştır. Hiç mi kendi işlerinde düşünmezler? Rum suresinin 8. ayet-i kerimesi ile birlikte konuyu ele almışlar. Kitabın ilmi Resul için şehadete vesiledir. Kevni ayetleri okumak suretiyle nasıl Cenab-ı Hakk'ın birliğine şehadet ediliyorsa, kitabi ayetleri okumak suretiyle de peygamberin risaletine şehadet edilir. Vurucu mesajını bu başlık altında hocamız dile getirmişler. Ra'd suresinin 43. ayet-i kerimesiyle fikirlerini perçinlemişler. Allah'ın evrendeki ayetleri ve Kur'an'daki ayetleri başlığı ile evren Cenab-ı Hakk'ın varlık sahnesini çıkarmış olduğu nesnelerden oluşur. Kur'an-ı Kerim de vahye dayanması, temelinin vahiy olması hasebiyle Rabbimizin takdiriyle, Rabbimizin yönlendirmesiyle vücut bulmuş, insanlara yol göstermiş bir rehberdir. Dolayısıyla evren ayetleriyle Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri bütüncül bir yaklaşımla ele almamız gerektiğini ifade ediyorlar. Zira ilmin dinisi ve la dinisi olmaz diyorlar. Yani İslam alimlerimize hem dini sahada söz sahibi olan hem de pozitif bilimlerde, yani ilim denilen çerçevenin içerisine hangi başlıklar giriyorsa bütün bu başlıklarda mahir olan İslam alimlerine olan ihtiyacımızı dile getirmişler. İlmi yatırım ve ilmi miras sadakayı cariye başlığı ile ameli kesilmeyecek insanlardan bir grubunda kendisinden faydalanılan, ilim bırakan kimseler olduğunu, bu yönüyle ilmin kişiyi kıyamete kadar manen de besleyecek bir boyut olduğunu ifade ediyorlar. Doçent Doktor Yaşar Akaslan, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, İslam ilim geleneğinde Suffe okulu ve ashabı Suffe, yani Medine-i Münevvere'de mescidin hemen bitişiğinde bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın orada ders verdiği, dostlar, arkadaşlar manasına gelen ashab kelimesiyle gölgelik veya sundurma, böyle uzatma anlamına gelen Suffe kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Ashab-ı Suffe'nin İslam'ın ilk üniversitesi ve medresesi olduğunu, Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinin ardından ilk iş olarak mescidi inşa ettirdiği, mescidin güney tarafına düşen giriş kısmında etrafı açık, üstü hurma dallarıyla örtülü, gölgelik böyle çardak tarzında bir yapı mescide ilave ettirdiğini, efendim daha sonra kıblenin değişmesiyle bu gölgeliğin mescidin kuzey tarafına alındığını, tarihi süreç içerisindeki değişimlerini bahsediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashab-ı Suffe'yi Adyaful İslam, İslam'ın misafirleri olarak nitelendirdiğini ifade ediyorlar. Buradan mesela Ebu Hureyre gibi büyük İslam alimlerinin, sahabe-i kiramın önüne gelen isimlerinin yetiştiğini,
Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz buyurdu Efendimiz Aleyhisselam'ın. Mesela Salim Mevla Ebu Huzeyfe, bu kimsenin Ashab-ı Suffe'den olduğunu, efendim Salim hakkında radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetimin içerisinde onun gibileri yaratan Allah'a hamdolsun cümlelerini sarf ettiğini söylüyorlar. Yine en çok hadis-i şerif rivayet eden Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, Ebu Said el-Hudri gibi müksirun denilen bu büyük sahabe efendilerimizin Ashab-ı Suffe'de yetiştiklerini ve İslam'ı birçok beldeye yayan efendim isimlerin bunlar olduğunu, mesela İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın hizmetlerini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel örnek olma, üsve-i hasene olma hasretini bizlere en yakini şekliyle bu isimlerin, ki birçok isim daha zikrediyor, İbn-i Mesud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel, Ebu Derda, Ubade bin Samit gibi büyük isimlerden ilk İslam alimlerinin burada yetiştiklerini, bunlara kurra denildiğini, hatta 70 tane şehit verilen biri maune denilen bir faciada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kendilerine öğretmen isteyenler, Efendimiz 70 tane hafızı görevlendirmişti. Onlar da belli bir mevkiye gelince pusu kurup onları şehit etmişlerdi. Seriyetül Kurra ismi veriliyor. Yani burada yetişenler sadece ilim sahasında değil, cihatta da gayrette de en ön safta yer almışlardır. Yani ilim insanı sadece bir iddia veya bir teori kısmında değil, işin olayın pratik kısmında da yer almalıdır mesajıyla yazılarını bitirmişler. Cami derslerinin Türk ilim ve eğitim hayatına katkıları başlıklı yazılarıyla Doktor Şemsettin Şeker hocamız, Kabataş Erkek Lisesi'nde öğretmen olan Doktor Şemsettin Şeker hocamız da cami derslerinin Türk ilim ve eğitim hayatına katkıları konusunu ele alıyorlar. Belki biz cami dersleri deyince son dönemlerde camilerimize yapılan işte yaz kurslarımız veya yetişkinlere yönelik bazı hizmetleri anlıyoruz ama hocamız camilerin her bakımdan ilim ve terbiye müesseseleri olduğunu, medreselerin, kütüphanelerin, camilerin birer parçası olarak kültür ve marif hayatımıza yön verdiğini ifade ediyorlar. Bu meselenin özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminden itibaren ki seyrine işaret ediyorlar. İşte cami derslerinin hususiyetleri, içerik olarak cami derslerinde ana hatlarıyla ne vardı? Edebiyat, lisan, felsefe, belagat, mantık, koltuk dersleri denilen, kuşluk dersleri denilen veya ikindi dersleri denilen ders halkalarıyla bu ilimlerin, derslerin okutulduğunu, mesela İstanbul özelinde olaya bakacak olursak, Fatih, Beyazıt, Süleymaniye, Ayasofya, Nur-u Osmaniye gibi efendim camilerde bu tür ders halkalarının seyrine işaret ediyorlar. Tabii işte diyelim Türk, Arap, Fars dilleri ve bunların edebiyatlarına dair müşterek düşünce ve inançlar oluşturan eserler, Ulûm-ı Âliye denilen tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, ahlak, adab-ı muaşerat gibi birçok ders halkasının cami merkezli olarak ilim dünyasına ve topluma hizmet verdiğini ifade ediyorlar. İşte diyelim Arapça eserlerden, Farsça eserlerden, Arap dili ve edebiyatına ait sarf, nahi, belagat gibi eserlerden, kasidelerden, efendim mesela İbn Arabi Hazretlerinin Fususul Hikemine kadar manzum akaid kitapları, işte ilmi aruzlar, Kaside-i Bür'e, Kaside-i Bür'de, Kaside-i Nuniye gibi birçok edebi eserin okutulmasına kadar, hatta bunların ezberletilmek suretiyle zihinlere, gönüllere nakşedilmesinde bahis buyuruyorlar. Sonrasında efendim Mesnevi Şerhi ve bu Mesnevi şerhlerinden diyelim işte Molla Camii'nin, Şeyh Abdullah Salahi'nin, Şeyh Said-i Fergani'nin, İmam Yafi'nin şerhlerinin okutulduğundan, Şihabuddin'e Sühreverdi'nin, Muhyiddin Arabi'nin birçok eserinin canlı tutulduğundan, Mevlid, Şifa-i Şerif, Kısas-ı Enbiya gibi metinlere de önem verildiğine değiniyorlar. Tabii birçok alana dair müellif ve eser isimleri sıralıyorlar. Burada bunların hepsini tek tek dile getirmek de doğrusu istemiyorum ama
Merak eden kardeşlerimiz metin içerisinde hangi yazarların hangi eserleri cami derslerinde, halkalarda dile gündemde tutulmuş, bunlara inşallah detaylı olarak bakılır. Ama yazının genel atmosferinden şunu anlıyoruz ki camilerde işte takrir değil de tetkik, tetebbu, münakaşa, münazara gibi bir yöntemlerin tercih edildiği ve bu yöntemlerle zihinlere bu ilmi verilerin iyice nakşedilip nesilden nesile bunların aktarılmasının sağlandığını vurguluyor ve çok zengin bir efendim yelpazede, yani sadece İslami ilimlerde, işte tefsir, fıkıh, hadiste değil, dilde, belagatta, fesahatte, efendim güncel meseleleri içeren birçok ilim dalında bir sistemin uzunca bir dönem İslam dünyasını şekillendirdiğini dile getiriyorlar. Doçent Doktor Nihal Şahin Utku, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, halka açılan ilim kapıları, cami kütüphaneleri başlıklı yazısında hocamız Kur'an-ı Kerim'in el kitap olarak tanıtılmasına, Ebubekir Efendimiz'in döneminde kitaplaşması, Hazreti Osman Efendimiz'in döneminde çoğaltılması ve daha sonrasında kitaplarla Müslümanların münasebetlerinin Kur'an-ı Kerim üzerinde başladığını, hadis kitaplarımızın, hadis külliyatının efendim daha sonralarında efendim işte fıkıh gibi, tasavvuf gibi, İslam tarihi gibi birçok alanda yazılan kitapların ciltçilik, tezhip, hat gibi birçok İslam sanatının da gelişmesine sebep olduğunu söylüyorlar. Kütüphanecilik faaliyetlerinin Emeviler döneminden itibaren başladığına ve bu tarihi süreçteki seyrine işaret ediyorlar. Cami kütüphane münasebeti. Bununla ilgili işte Endülüs, Mısır, Fatmiler, Şam Emevi Camii, Kudüs'ün fethinden sonraki süreçte oradaki cami ve kütüphanelerin münasebeti, Kuzey Afrika'nın çeşitli yerlerinde işte Murabıtlar, Muvahhidler, Mediniler, Filaliler, Sadiler gibi birçok efendim ve diğer hanedanlarda kitap ve kütüphane kültürünün camilere taşındığını efendim, Yakubiye Medresesi, Karaviyin Camii ve etrafında bulunan medrese gibi medreselere dikkat çekerek daha sonrasında Yemen, Hindistan, Orta Asya, Selçuklular ve Osmanlı dönemindeki bu faaliyetleri dile getiriyorlar. İstanbul'da Fatih, Beyazıt, Süleymaniye camileri ve külliyeleri kütüphaneleriyle temayüz etmiş mekanlardır. Bunlarla ilgili birçok tespitleri dile getiriyorlar. Hocamız sonuç olarak diyor ki her şeyden önce büyük şehirlerdeki merkezi kütüphaneler kimi zaman yangın veya düşman istilası gibi yıkıcı felaketlere maruz kalabilirken ve bu sebeple çok sayıda eser tarih sahnesinden tek seferde silinebilirken, buna karşılık köylere kadar uzanan camilerde bulunan kütüphanelerdeki nüshalar sayesinde bazı eserler günümüze kadar ulaşabilmiştir diyorlar. Kütüphanelerin yerleşim bölgelerinin merkezi olma özelliğini taşıyan camilerin tabii bir mekanı olduğunu ve halkın okumaya ve ilme olan ilgisini hep taze tuttuğunu ifade ederek yazılarını bitiriyorlar. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Zeki Tan hocamız da Mescitlerin Manevi İmarı ve İlim Halkaları başlıklı yazısında Cenab-ı Hakk'ın El-Hadi ismiyle hidayet kaynağı olmasıyla mescitler arasındaki bağlantıya işaret eden Ali İmran suresinin 96. ayet-i kerimesiyle konuya bir giriş yapıyorlar. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir ayet-i kerimesi. Buradan Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi ve Kabe insan benzeşmesi üzerinden şehirlerin ruhu camiler başlıklı bir yazı ile öncelikli olarak Mekke-i Mükerreme, onun merkezinde Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere, Mescid-i Nebevi ve kültür tarihimiz içerisinde efendim İsfahan, Medine, Kufe, Kahire, Horasan, Bağdat, Basra, Fustat, Şam, Kahire, Semerkant, Bosna, Samarra, Kurtuba, Gırnata, İstanbul ve diğer şehirlerde şehirlere ruh veren ana yapının cami olduğuna çeşitli örnekleriyle işaret ediyorlar. Allah'ın mescitleri başlığı ara başlığında ise Cenab-ı Hak
Allah'ın mescitleri, yani Kitabullah ifadesi gibi mescitleri de Cenab-ı Hak kendisine, kendisi ile bir tamlama diyelim oluşturacak şekilde, şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin ayet-i kerimesinde belirtilen hususa dikkat çekiyorlar ve bu anlamda takvanın, tövbenin, ihlasın, imanın, ihsanın fert ve toplum hayatında yer bulabilmesinin mescitlerin bu noktadaki tesirine işaret ediyorlar. Mescitlerin imar ve ihyası konusunda Tevbe suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimelerine işaret edip Mescid-i Nebevi'deki özellikle ilim halkalarına dikkat çekiyorlar. İşte Ashab-ı Suffe, Ebu Hureyre ve orada yetişen çok büyük radıyallahu anhum sahabe-i kiram efendilerimize ve seyir içerisinde günümüze kadar fıkıh, hadis, münazara, tefsir, dil, tıp, şiir, Eyyamul Arap, kelam, cedel, kıraat, astronomi gibi derslerin camilerde okutulduğunu, kitap okuma halkalarının cami merkezli devam ettiğini tarihi verilerle dile getirdikten sonra günümüzde ilim halkası örneği olarak devam eden cami merkezli kitap okuma halkalarını birkaç tane örnek veriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ilim ilişkisi bunu da ifade edip mescidin ve ilmin toplayıcı, cem edici gücü başlığında konuyu değerlendirdikten sonra sonuç kısmında efendim mescitlerin manevi imarı ve ilim halkaları, yani mescitlerin zahiri bir takım ihtiyaçları olduğu gibi manevi imarlarının da ilim halkalarıyla olduğunu vurgulayarak çalışmalarını bitiriyorlar. Cami ve ilim, yaratan Rabbinin adıyla oku başlıklı yazıda ise Bünyamin Albayrak hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürümüz, hocamızda ilk insan ilim yolculuğu, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ona bütün eşyanın isimlerinin öğretilmesinin, Cenab-ı Hakk'ın El-Alim isminin tecellisi olduğu, Habil-Kabil meselesi, efendim, yani bir tarafta öğrenmeye ve amel etmeye istekli olan Habil'in, diğer tarafta da öğrendiklerini uygulamayan, heva ve hevesinin peşine düşen Kabil'in örnek gösterildiğini, ilk insanlardan itibaren insanla ilim yolculuğunun birlikte başladığını, nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk vahiy ile beraber oku emrinin Hira Nur Dağı'nda ilk mektep olarak Hira Nur Dağı'nda Efendimiz Aleyhisselam'a oku hitabının yönlendirildiğini, daha sonra kalk ve uyar, Darül Erkam'daki faaliyetler, efendim, bütün bunların insanın ilimle beraber seyreden seyri seferine işaret olduğunu, Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın muallim olarak Medine'ye gönderilişi, oradaki faaliyetleri, Kuba'da efendim, burada yapılan mescitte Sa'd bin Haysemen'in evinde kurulan ilim halkalarını hocamız gündeme getiriyorlar. Mescid-i Nebevi'nin üç temel yapısından ilim, ibadet ve hikmete işaret olan mabet, mektep ve hane-i saadetin özelliklerine, yani Ashab-ı Suffe orada neler yapılıyordu? Kadın ve erkeklerin vahye muhatap kılınan her iki türün de efendim şerefini yükselttiğine Suffetün Nisa isimli Mescid-i Nebevi'de kadınlara ayrılan özel bir yer olduğuna işaret ederek konunun önemini dile getiriyorlar. Daha sonra Mescid-i Nebevi'de bu mektepte yetişen yıldızların ilimle, hikmetle, kulluk şuuruyla efendim dünyanın her tarafına İslam'ı yaydıklarını ve neticede Nizamiye, Enderun, Sahn-ı Seman, Süleymaniye gibi nice ilim merkezlerine ilham olduklarını ve bu ilim halkalarından mesela Günenli Mehmet Efendi, Hendekli Hafız Abdurrahman Gürses Hoca Efendi, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hocamız, Mehmet Said Kutku Rahmetullahi Aleyh, Ekrem Doğanay Hocamız, Tahir Büyük Körükçü Hocamız gibi nice kahramanların yetiştiğini ifade ediyorlar ve günümüzde kendiler de Din Hizmetleri Genel Müdürümüz olması hasebiyle günümüzde tarihten bu görev alan camilerimizin günümüzde nasıl bir seyirle insanımıza hizmet ettiğini işaret ediyorlar. Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halit Özkan hocamız da hadis eğitimi öğretiminde camilerin
yeri biraz daha böyle özel bir konuya hocamız dikkat çekmişler. Mesela Kahire'deki camilerde hadis derslerinin zirve yaptığı dönem hicretin 9. yani miladi 15. asırdır diyor. Mescid-i Nebevi'de bu sürecin başladığını, efendim Memlukliler döneminde Kahire'de hadis ilminin zirveye çıktığını ve hadis ilimlerini öğrenmek ve öğretmek için vakıfların tesis edildiğini, işte özellikle Sahih Buhari gibi çok kıymetli eserlerin tahlillerinin yapıldığı, ezberlendiği meclislerin bu vakıfların desteğiyle hayat bulduğunu işaret ediyorlar. Camilerde daha çok Sahih Buhari ve Sahih Müslim gibi eserlerin okutulduklarını, imla derslerinin yani hadis ilmiyle ilintili olan imla derslerinin efendim yazmaya dayalı diyelim, işitmeye, yazmaya, karşılaştırmaya dayalı imla derslerinin oluştuğunu ve buradan gerçekten İslam kültür ve medeniyetini çok seçkin haliyle insanlara resmeden işte Hüsnü Hat gibi birçok ilim, kültür dalının geliştiğini ifade ediyorlar. Evet, burada çok detay bilgiler olduğu için onlara girmek istemiyorum ama bir miadlar diye bir başlığımız var. Yani haftanın belirli günlerinde cami, medrese ve zaviye gibi kurumlarda yapılan halka açık dersler olduğunu Memlukler döneminde efendim bu sürecin büyük bir ilgi gördüğünü efendim sonrasında da bütün İslam dünyasında camilerde hadis ilmine özel önem verilerek hadis ilminin canlı tutulması sağlanmıştır mesajıyla yazılarını bitirmişler. Ayasofya-i Kebir Camii Şerif İmam Hatibi Profesör Doktor Mehmet Boynukalın hocamız da minberden yayılan ilim hutbeler, işte hutbenin tanımını hocamız yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de hutbe kavramını değerlendiriyorlar. Birçok ayet-i kerime özelinde. Hadis-i şeriflerde hutbe, fıkıhta hutbe nedir? Dini eğitim ve toplum açısından hutbenin önemi nedir? Bunu dile getiriyorlar. Yani sadece haftada 5-10 dakikalık bir hitap etmenin ötesinde insanların Rableriyle buluştukları, ibadet için bir araya geldikleri bir esnada efendim hafta içerisinde meydana gelen olayların dini açıdan yorumlanması, sahih bilgiyle doğrunun yanlıştan ayırmasına, yanlış düşüncelerin düzeltilmesine, efendim dinin pratik hayata doğru bir şekilde aktarılmasına hutbelerin sağladığı katkıyı dile getiriyorlar. Sosyal hayat açısından da insanların bir araya gelerek güvenilir ve sağlam kaynaktan dinlerini öğrenmeleri açısından hutbelerin önemini ve özellikle hutbenin siyasi bir boyutu olduğunu ifade ederek bu bakımdan da hutbelerin ilim hayatımıza, sosyal, kültürel efendim hayatımıza katkılarını dile getiriyorlar. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nizamettin Parlak hocamız da Endülüs'ün ihtişamlı eğitim kurumu Kurtuba Ulu Camii. Bunun ilim hayatımızdaki özellikle Kurtuba'nın ve Kurtuba işte tıpla diyelim, astronomi ile, gökyüzü ilimleriyle, felsefe, kimya, edebiyat alanında birçok ismi yetiştiren, birçok eserin meydana gelmesine zemin hazırlayan Kurtuba ve oradaki Kurtuba Ulu Camii'nin fonksiyonuna işaret ediyorlar. Burada yine çok detaylı bilgiler var yetişen alimlere dair, burada okutulan ilim dallarına dair, yine okutulan kitaplara dair İslam diyarına Kurtuba Ulu Camii örnekliğinin nasıl yön verdiğine dair birçok hocamızın tespitleri var ve bununla beraber çalışmamız bitiyor. Cami ve ilim, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınları arasında çıkan geçen yılımızın cami ve din görevlileri haftamızın özel konusu olarak belirlenen kitabımız cami ve ilim kitabımızdı. İnşallah hem ilim dünyamıza hem kültürel hayatımıza olumlu katkıları olur diye dua ile bu kitabımızı nihayete erdirelim. Vaktimiz bilemiyorum. İnşallah yettiği ölçüde şu ikinci kitabımız da kısmen de olsa bir değerlendirmek istiyorum. Sosyal medya ve iletişim psikolojisi. Ekmel Geçer hocamız kişilik kutuplaşma ve algoritma başlığıyla özellikle sosyal medyanın günümüzde yani alabildiğine önemini artırdığı,
ve iletişim psikolojisi açısından büyük yanlışların, hataların yapıldığı ve acı faturalarını maalesef tecrübe ettiğimiz bir dönemde son derece önemli bir kitap olduğu kanaatindeyim. Hocamız dört ana bölümden kitabı oluşturmuşlar. İletişim ve sosyal medya psikolojisi, iletişim, din ve hayat, popüler kültür ve tüketim endüstrisi, yeni medya ve biz başlıklarını taşıyorlar. Bu bölümlerimizin isimleri bunlar. Tabii kitabın şöyle bir özelliği de var. Böyle can alıcı, dikkat çekici bazı resimlerle verilmek istenen mesajlar akılda kalsın diye hocamız olumlu ve güzel bir adım da atmışlar. Şimdi iletişim psikolojisi neden bilinmeli ve iletişim psikolojisi dediğimiz husus nedir? Hocamız öncelikle bunu bir hayli tarif ediyorlar. Sosyal medyada var olmanın psikolojisi nedir? Yani bugün gerçekten beğeni alan insanların mutluluğu, efendim abonelerinin sayısı arttıkça insanların kendilerini huzurlu hissetmesi gibi bunların psikolojik arka planına, insanın özgüveni, kendisiyle bağlarını nasıl etkilediğine hem dini referanslarla hem de bugün batıda yapılan birçok araştırmalar üzerinden tespitlerde bulunmuş hocamız. Yine ikinci bölümde iletişim, din ve hayat. Burada şöyle çarpıcı bir resimle bölüm başlamış. Efendim, bireyler arası iletişim tanımı ve önemi. Yani bireyler arası iletişim ne demektir? Önce tanımı, sonra da önemini hocamız burada dile getiriyorlar. İnsan, iletişim ve İslam. Mesela iyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın gibi IT kelimelerden hareketle İslam'ın diğeriyle, başkalarıyla iletişim kurmasına yönelik IT kelimeleri, referansları, hadis-i şerifleri sıralıyorlar. İslami kaynaklarda bu sefer iletişimi Nahl suresinin 89, Yusuf suresinin 2. ayet-i kerimesini hasreten vurgulayarak sonrasında Araf suresinin 57 ve 58. ayet-i kerimelerini gündeme getirerek İslam büyüklerinden Hazreti Ali Efendimiz başta olmak üzere yaptığı nakillerle İslami kaynaklarda iletişimi ifade etmişler. Yine İslami bir kişiler arası iletişimin özellikleri. Daha güzel bir başlık şöyle olabilirdi. Kişiler arası İslami bir iletişimin özellikleri. Neler olmalı? Bunun bir standardı olmalı yani. Hocamız mesela ana başlıkları itibariyle neleri sıralamışlar? Muhatabın kişiliğinin çok yönlü bir yapıdan oluştuğunu bilmek gerekiyor. Hatayı gizlemek, hoşgörülü olmak ve uyarıyı kırmadan yapmak gerekiyor. İnsanların kusurlarını araştırmamak, tecessüsten uzak durmak gerekiyor. Münakaşadan uzak durmak, kibir ve kıskançlıktan uzak durup birlikteliğe odaklanmak, muhatabın düşünce yapısını ve mizacını dikkate almak, karşılıklı iletişimi güçlendirecek güncel ve kültürel bir birikime sahip olmak, eleştiriye açık ve esnek bir yapıya sahip olmak, sözcükleri özenle seçmek ve etkili bir tonda konuşmak, beden dilinin samimiyeti, iletişimde bunlar çok önemlidir. Bunlarla ilgili detay bilgi vererek bu bölümü de bitirmişler ve Efendimiz Aleyhisselam'ın insanlarla ilişkilerine dair elle tutulur, gözle görülür örnekleri sıralıyorlar ve peygamberi iletişimin yöntemleri nelerdir? Efendimiz Aleyhisselam'ın burada insanlarla iletişimde dikkat ettiği hususlar nelerdir? Bunlarla ilgili mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın güvenilirliği, el emin olması, dürüstlüğü, nezaketi, komşuluk hakkına riayeti, efendim kendisine danışanlara yol göstermesi, başka herkesin sığınağı olması, kötülükten ve çevresindekileri eziyet etmekten kaçınması, kimseyi haksız yere kınamaması, ayıplarını yüzüne vurmaması, hiç kimseyle incitici bir münakaşaya girmemesi gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın insanlarla ilişkisindeki donanımlarını, buradaki dikkat çekici yöntemlerini dile getirmişler ve Efendimizin bu noktada en vurucu özelliğinin empati, yani bugün
Bu batılı kelimeleri şahsen çok sevmiyorum ama anlaşılması açısından ifade etmemiz gerekiyor. Yani karşınızdaki insanın yerine kendinizi koyarak iletişimde bir hassasiyeti gözetme. Bu da maalesef son dönemde kaybettiğimiz hasletlerimizden birisi. Siyasal iletişimde Efendimiz Aleyhisselam'ın örnekliği başlığımız var. Efendimiz Aleyhisselam'ın liderlik özellikleri zikrediliyor ve üçüncü bölüme popüler kültür ve tüketim endüstrisi. Yine burada da şöyle dikkat çekici bir resim görüyoruz. Yani resimde dikkat edilirse, şimdi kişinin kafası işte bir zannediyorum bilgisayar şeklinde. İşte elinde bir kumanda, karşısında televizyon. Bir yerinde sürekli tüketim şeyleri, malzemeleri. İşte diyelim marka ayakkabılar. Ve biraz böyle dağınık, serkeş bir şekilde bir resim. İşte bu aslında anlatılmak istenen bütün mesajı bu çarpıcı resim vermiş ama hocamız diyor ki pop kültür ve dindarlık ve bunlar arasındaki ilişki nedir? Bunları bizim tanımaya, anlamaya neden ihtiyacımız var? Bu değişen, gelişen efendim popüler kültür ile Müslümanların, İslam'ın münasebeti nasıl olmalı? Bu konuyu ana hatlarıyla bu üçüncü bölümde işliyorlar. Kültür endüstrisi, birey ve din. Bunlar arasında mesela son dönemde sekülerizm, deizm, işte agnostisizm gibi çok farklı akımlarla kültür endüstrisi oluşturulduğu, bireylerin bu endüstriye yönlendirildiği, dinin bu noktada inançlarıyla, ibadet ilkeleriyle, ahlaki boyutuyla çok sağlam bir duruşa temsilcileri vasıtasıyla sahip olması gerektiğini, bu popüler kültürün din anlayışında büyük değişimlere, tahribatlara yol açabileceğini efendim bu konuda işte bilim insanlarına, ulemaya, din görevlilerimize çok büyük görevler düştüğünü, dini semboller üzerinden oluşturulmaya çalışılan böyle bir kültür erozyonunun, kültür endüstrisinin önlenmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Şimdi bir de mesela bu kültür endüstrisi ve birey açısından baktığımız zaman, şimdi boş zaman diye bir algı olduğunu söylüyor hocam, hocamız. Yani boş zaman Müslüman açısından çok tehlikeli bir kavramdır diyor. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz öyleyse işlerinden boş kalınca hemen ibadete dur. Yani bir işi bitirdiğin zaman feyza feralta fensab ve ila rabbike fergab. Bir iş bittiği zaman başka bir işe başla ve Rabbine güven. Yani burada Müslümanın boş zamanı diye bir şeyin olmaması gerektiğini, kapitalizm bize ihtiyacımız olan şeyleri satmaz. İhtiyacımız olmadığı halde satacağı şeyleri sürekli telkin eder. Bu yönünü de kitle psikolojisini iyi yönetirler. Burada efendim din adamlarının dini temsil noktasında olanların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyorlar. Evet, bir 10 dakika zamanımız var zannediyorum. Zaten 4. bölümümüze bitecek diye hatırlıyorum. Evet. Yeni medya ve biz. Burada da şöyle bir resim var kitapta. Aslında bu resim üzerinde de konuşmamız lazım ama burada kısaca hemen şu hususa işaret edeyim, zamanımız bitecek. Yeni medyada değerler ve tehlikeler. Bir sosyal medya canavarlığı, trollük. Bu kelimeleri çok duyuyoruz ama yani işlevi nedir? Biz Müslümanlar olarak bu konuda neler yapmamız gerekiyor? Yalan haber ve insan. Dijital kötülükler nelerdir? Deep fake, yani derin sahtelik nedir? Bir fanusun içinde sıkışmak. Efendim, burada örnek olarak verdiği bir yankı fanusu kavramı var. İnşallah hocalarımız o kısma bakarlar. Kutuplaşmaya, sosyal medyanın nasıl sebep olduğu ve tedavi şekilleri üzerinde duruyorlar. Değerlere ve insanlığa tutunmak için neler yapılmalı? Burada sıraladığı hocamızın birçok madde var. Telefon sosyal, biz yalnız mıyız diyor hocamız. Yani telefonumuz sosyalleşiyor ama biz yalnız kalıyoruz. Böyle bir tehlike var. Medya psikolojisini iyi tahlil etmemiz gerektiğini ifade ediyorlar. İyi tahlil edemezsek stres bozukluklarına, efendim, bağımlılığa yol açtığını ve bu bağımlılıktan kurtulma yollarının neler olduğunu,
kontrollü olunması gerektiğini, zaman planlaması yapılması gerektiğini, paylaşımlarımızı kıyaslamamamız gerektiğini, üretim yapmak, aktivite planlamak gerektiğini, seçici olmak gerektiğini, takip sayınızı sınırlandırın diyor hocamız. Her adımınızı paylaşmak zorunda olmadığınızı hissedin. Sürekli paylaşım yapmak profesyonelce değildir diyor. Duygularınızı kontrol edin. Her paylaşıma reaksiyon göstermeyin. Bilgisayarı arada bir de kapatın diyor. Sosyal medya acımız büyük başlıklı efendim bu son kısmında da hocamız sosyal medyanın bize katkıları yanı büyük katkıları yanı sıra bizden alıp götürdüğü birçok hususa işaret ediyorlar. Şimdi en son cümle diyor ki hocamız kaldır kafanı telefondan etrafa bak. Aslında bütün çalışmanın özeti de bence bu idi yani. Bizim ihtiyacımız kadar efendim bilgi obezi olmamıza gerek yok diyor mesela hocamız. İhtiyaç duyduğumuz şey faydasız bilgiyle hayatımıza anlam katacak bilgi arasında seçim yapabilme kabiliyetimizdir. Yani hikmeti arama çabasıdır diyor. Bunu da özellikle hocalarımıza, kardeşlerimize şöyle detaylı okumalar, karşılıklı mütalalarla tavsiye ediyorum. Sosyal medya ve iletişim psikolojisi inşallah nasip olursa Haziran ayımızda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınları arasında çıkan İsraf kitabımızı inşallah okuyup mütalaa etmeye çalışacağız. Katılan katılamayan bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Kenan Yeniyurt hocama, Süleyman Alemdar hocama Allah razı olsun. İnşallah Haziran mütalaamızda hocalarım biraz daha karşılıklı kitabımızı mütalaa etmek istiyorum. Haziran ayımızın inşallah son haftasında İsraf kitabımızı şöyle ne diyelim detaylarıyla içselleştirerek böyle bir okuyabilirsek inşallah bir karşılıklı istişare etmiş oluruz. Allah razı olsun hocam. Hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun aleyküm. Görüşmek üzere inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ve aleyküm selam hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.